dünyada eşi benzeri olmayan, belki e, Hindistan'daki Gandhi'nin tuz yürüyüşüyle kıyaslayabiliriz. Yani 2 milyon 800 bin kişi, yani emniyetin resmi kayıtlarına göre el ele tutuştu. El ele eylemi, başörtüsü yasağını protesto eylemiydi. Bundan dolayı İstanbul Devlet Güvenlik Mahkemesi'nde dava açtılar. İdam iddiasıyla anayasal düzeni ihlal falan. Yani başörtüsünün anayasayla ne alakası olabilir? Ne ilişkisi olabilir? İmam tiplerin orta kısımlarının kapatılması. Bunlarla ilgili yasa meclise verildiğinde ve insanlar camilerin camilerin önünde cuma günleri protesto eylemi yaptı. Yani silahsız, cebir, şiddet olmadan protesto eylemi. Bütün demokratik ülkelerde haktır bu. İzne tabi değildir. Bir yerlere başvurmanıza gerek yok. İzin almanıza gerek yok. Bu insanlar da cuma namazından sonra protesto ettiler. Sırf protesto ediyor diye bu insanlar gözaltına alındı. Tutuklandı. Biz de avukat olarak sahip çıktık onlara. Hatta e, numara verdik. Dedik ki sizin hangi tarihte ne zaman tutuklandığınızı anlamamız için e, numara verelim. 13 hafta boyunca 13 hafta tutuklama kararı verdiler. Ben dedi 7. hafta tutuklananlardanım. Ben işte dokuzuncu hafta tutuklandım. Ben 13. hafta tutuklandım. Herkes anlattı hikayelerini. Biz de mahkemelerde bunların avukatlığını yaptık, savunmalarını yaptık. Burada suç teşkil edecek herhangi bir eylem olmadığını, bir devlete yönelik herhangi bir şey olmadığını, anayasal hakları olduğunu, haklarını kullandıklarını, Tabii bunlardan cezalan olmadı hatırladığım kadarıyla. Hepsi beraat etti. Ama beraat edene kadar da birçoğu ilk duruşmaya kadar, bazıları karar verilinceye kadar haksız yere hapis yattı bu insanlar. Ve hapis yattıklarını, tutuklandıklarını göre göre insanlar yine protestoya devam ettiler. Bakın televizyonlarda bunların haberlerini verdiler. Yaka paça tutuklandıklarını, minibüslere tıkıldıklarını ve yargılandıklarında insanlar gördükleri halde pes etmediler. Aslında 15 Temmuz'un direnişin tohumları 28 Şubat darbe sürecinde atıldı. Eğer 28 Şubat darbe sürecinde bu insanlar direnmeseydi 15 Temmuz darbe teşebbüsü bertaraf edilemezdi. Bu direniş gerçekleştirilemezdi.